Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bir salıdan bir salıya Mars günündeyiz. Bakalım 7 Mayıs'la 13 Mayıs dönemi sizleri neler bekliyor? Bir haftalık döngüyü anlatmaya çalışacağım. Evet. Mars'ın Koç burcunda ilerlemesiyle her türlü hareketi hayatımıza getiren gökyüzü kulaktan dolma bilgilerle değil, mantıklı hareket etmemizi bize öğüt veriyor. Ne olursa olsun sıkıcı, durağan ve cahil insanların sözleriyle değil, kendi ideallerimiz doğrultusunda harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz artık. Şimdi umutsuzluk var. Dış dünyayla ilgili, aşk hayatımızla ilgili. Ama umutsuzluk yani %25 oranında falan. Çok yüksek bir umutsuzluk görmedim. Onu da atın arkadaşlar. Umutla dolacaksınız, sıkıntıları atacaksınız. Sevdiğinizin sizin üzerinize tam bir hakimiyeti, tam bir sevgi gösterisi ve aynı zamanda acı dolu hatıraların silinmesine yönelik, acımasız insanların uzaklaşmasına yönelik, bencilce tutumların sizin üzerinizde etkisinin silinmesine yönelik. Yaşam dolu bir sevgili, yaşam dolu bir arkadaş görüyorum, hayat arkadaşı görüyorum. Lütfen kıymetini bilin arkadaşlar. Evet. Aynı zamanda platonik ilişki ya da yasak ilişki yaşayanlara ruhunuzun arınacağını, birlikteliğinizin kuvvet kazanacağını hatırlatmak isterim. Hiç merak etmeyin, acil olarak çıkacağınız bir yolculuktan hayır göreceksiniz. Dediğim gibi duygusal anlamdaki karamsarlığı atın üstünüzden. Farklı yöntemlerle atabilirsiniz. Evet, bu hafta Ay ve Satürn'ün oluştuğu kombinasyonla daha ciddi bir görünüm sergileyeceksiniz. Daha yürekli hareket edeceksiniz. Zamanı güzel kullanacaksınız. Ya bu hafta bütün koçtaşlarım zamanı çok güzel kullanıyorlar. Ben de kısa kısa yollara gidip geliyorum. Kısa değil aslında uzun yollara gidip geliyorum. Ama bu bir yay enerjisi taşıyor bende. Hem geziyorum, hem eğleniyorum, hem öğreniyorum, hem de ruhsal olarak büyüyorum arkadaşlar. Yine herkesin maddi durumuna göre, sosyal konumuna göre bazıları da daha kısa yollar yapabilir, bazıları yurt dışı yollar yapabilir. Şimdi Güneş ve Neptün arasındaki ılımlı açı bizi okült konulara itebilir, ritüeller yaptırabilir, ritüellerimizin hızlanmasını sağlayabilir. Zaten Hıdır Ellez'i geçirdik arkadaşlar. Ve de bazı gerçekler hayallerle harmanlanıp bize gelecek. Kısacası hayallerimizin %80'i 90'ı gerçekleşecek. Bunlar inanın yakın bir gelecekte hem evinize bereket olarak hem de ruhsal dünyanıza nasıl diyeyim duygusal ve bilişsel olarak yansıyacağını kesinlikle söyleyebilirim. Enerjiniz yüksek, hareketli ve yerinde duramayacak haldesiniz. Keyfinize düşkün ve de işlerinizde sebatla ilerlediğinizi görüyorum. Bir dileğiniz, isteğiniz olacak. İki kişi yola gittiğinizde sıkışmış bir enerjinin açığa çıktığını ve bir engelin aşılacağını görüyorum. Duygusal patlamaların yerini sevgi alacak. İlgili pek çok konuda nasıl diyeyim? Bugünden itibaren tüm düşmanları ezerek geçeceksiniz. Bazılarınız batıya doğru seyahat ederken, bazılarınız deniz ya da su kenarlarında vakit geçirirken hem düşmana karşı zafer getirmenin mutluluğunu tadacaklar hem de yaşamı kutsayacaklar. Sarf ettiğiniz zamana üzüleceksiniz. Yaşama dört elle sarılacaksınız. Bu hafta gerçekten
Her türlü hayalin, her türlü isteğin sorgulandığı bir haftadan geçiyor olacaksınız. Ay ve Merkür arasındaki açılar Perşembe, Cuma, Cumartesi günü duygular aklın önüne geçebilir diyor. Yanlış kararlar almayın, tolerans tanımayın. Yani bazı sevgililer konusunda olsun, diğer idealler konusunda olsun fazlaca duygulara kapılmayın. Rasyonel hareket edin arkadaşlar. Zorlamayın kendinizi ama akılcı hareket edeceğiniz aşikar ve de önünüze mantıklı insanlar çıkacak. Ruh halinizi ona yansıtacaksınız. İstekler, idealler tam olarak yerine oturacak. Planlarınız kolaylıkla yerine geliyor. Bazı konularda plan değişikliği olabilir. Kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Ama gökyüzü açıları diyor ki Merkür ve Plüton'un yapacağı açı ketum davran ve düşüncelerinizi fazla açıklama diyor. Kültürel ve entelektüel alanda faaliyet gösterirken özel hayatınızdaki sırları açıklamayacaksınız. Yani sosyal anlamda arkadaşlıklarınız çok iyi olabilir. Ama dediğim gibi kültürel bazda hareketleriniz normal olsun, paylaşım yapın, özel hayatınızı paylaşmayın arkadaşlar. Ruh, beden, zihin üçgeni sizi ideallerinize yaklaştırırken ne oldum demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz. Bir imtihanı başarıyla verdiğinizi görüyorum. Ruh halinizdeki değişim çok iyi olacak. Kardeşlerinizle ya da yakın komşularınızla ideal bir biçimde geçim ettiğinizi, bir barış sağladığınızı görüyorum. Merak etmeyin, yakın zamanda mutlu bir sona doğru gittiğinizi, ideallerinizi, planlarınızı uzun vadeli de tutabilirsiniz. Orta ve uzun vadeli planlarda başarı gösteriyor. Rapor yazmak, müdürlerle konuşmak, patronlarla ve iş verenlerle konuşmak ve resmi evrak yazışmalar gibi konularda Merkür sizi hırslı ve başarılı kılıyor. Zam isteyebilirsiniz, yeni bir iş görüşmesi yapabilirsiniz, merakınızı giderebilirsiniz. Gizemli olan konuların açığa çıkması ve de aynı zamanda harekete geçiren bazı enerjilerle beraber bohem yerler, kır hayatı, işte tango, caz, müzik, etkinlik, nişan, düğün gibi merasimlere katılabilirsiniz. Bunlar da sizin için ideal yaklaşımlar olacaktır efendim. Eski dost düşman olmaz deyimi gerçek oluyor. Eskilerden biri geliyor, seni hatırlamış, seni seviyor, seni istiyor ve de seninle ilgili duyguları, düşünceleri çok iyi olacak sevgili arkadaşım. Ya mukaddim zikrini veriyorum. 184'tür tekrar sayısı. Öne geçiren demektir. Sizin her türlü yıldızınızın parlaması için, öne geçmeniz için bu zikri çekin. 184 tekrar sayısı dediğim gibi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.